Son birkaç yılda meydana gelen ve yoğun bir şekilde haberleri yapılan veri sızıntıları yüzünden toplumda veri güvenliği konusunda daha önce hiç olmadığı kadar bilgili ama bir o kadar da endişeli. Örneğin bir banka bir dava ile ilgili olarak göndermesini istediği son 6 aylık toplam harcama bilgisi yerine kredi kartı sahibinin 6 aylık eksesini yolladığından 30.000 TL'lik bir para cezasına çarptırıldı. Artık gerek GDPR ve gerekse de KVKK veri toplanmasına onay vermeyi kullanıcıların da dahil olması gereken bir faaliyet haline getiriyor. Aynı şekilde müşteriler ve kullanıcılar da kendi kişisel verilerinin üzerinde tam yetkiye sahip oluyor. Kişisel bilgilerin kurumlar tarafından kullanılması, toplanması ve paylaşılması üzerine engellemeler koyabiliyorlar. Veri denetçileri bu zorunlulukları yerine getirmek zorundalar. Bunu da sadece uyumluluk nedeniyle değil, müşteri hizmetleri ve marka itibarı nedeniyle de yapmak zorunda kalacaklar. Şimdiye kadar her işletmenin uyumlulukları yerine getirmiş olması gerekiyordu. Uyumluluk sağlandıktan sonraki adım ise veri yönetimine, erişebilirliğine ve güvenliğine reaktif değil, sorunlar ortaya çıkmadan onları öngörerek önlem alan bir yaklaşım sergilemek. Geçtiğimiz aylarda İngiliz veri pazarlama şirketi Cambridge Analytics'in ABD'deki milyonlarca Facebook kullanıcısının verisini sitedeki bir üçüncü parti uygulama yoluyla elde ettiği ortaya çıktı. Bu verileri de mikro hedefli içerik yaratmakta ve hedef kitlenin davranışlarını etkilemekte kullandı. Zaten asıl skandal da bunun ardından patladı. Bu şirketin veri madenciliği yaparak kullanıcı davranışlarını etkilemesi ve müşterileri için sonuçlar toparladığı biliniyordu. Ama asıl skandala neden olansa kullanılan tuzaklar ve yalan haberler. Tabii ki Facebook'tan verileri elde edip onları kullanan şirketin izlediği yol, veri güvenliğindeki bir sızıntıyı açıkça gözler önüne de serdi. Hatta öyle ki Facebook CEO'su Mark Zuckerberg güven sızıntısı olarak adlandırdığı bu olaydan ötürü özür diledi ve korumakla sorumlu oldukları veriyi gözlerinden kaçırdıklarını kabul etti. Durum öyle bir vahim noktada ki aslında düşündüğümüz zaman bu veri ihlalleri kitleleri etkileyebilecek bir durum haline geldi maalesef. Dolayısıyla çok ciddi bir şekilde önemsenerek gerekli önlemlerin tarafımızdan alınması ve hızlı şekilde de aksiyon gösterilmesi gerekmektedir. Gördüğünüz gibi giderek artan şekilde verinin amacının dışında kullanılması şirketlerin imajı üzerinde ciddi zararlara da neden olabiliyor. Sözün kısası, şimdi sizin ve işletmenizin bu düzenlemelere uyumluluk konusunda en üst düzeyde odaklanmanız gerekiyor. Bu düzenlemeler ortadan kalkmayacak ve ilk başlarda tüm şirketler için bazı sorunlara neden olacak. Ama uzun dönemde işletmelerin veri sağlığı ve onların nasıl işleyecekleri konusunda da olumlu bir adım teşkil edecektir. Veriyi kontrol edenlerin ve yönetenlerin bu yüzden veri yönetim ihmallerine karşı hazırlıklı olmaları, veri sızıntısı farkındalığı için tüm çalışanları eğitmeleri, veri sızıntısı planları geliştirmeleri, güvenilir yedekleme kopyalarına sahip olmaları ve en önemlisi de veri yönetiminin yanlış gitmesi halinde hemen işleme konabilecek ve etkili bir iletişim stratejileri olması gerekiyor.